Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için biten yazmalarıma ne kadar fiyat istiyorum, fiyat belirlerken nelere dikkat ediyorum. Bunlarla ilgili 5 değişik oyalı yazma hazırladım sizlerle. E, modeller hakkında ve fiyatları belirlerken nelere dikkat ediyorum bu konuda. E, böyle bir paylaşım yapmak istedim. E, oyalarımda öncelikle fiyatı belirlerken kullandığım yazmanın kalitesine, kullandığım iplerin markasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Berivan yazma ile Cenk yazmanın fiyatının birbirinden farklı olduğunu herhalde bilmeyelim yoktur. Buna göre e, fiyatta da bir değişiklik oluyor. Ben şimdi size bugün el emeğinin ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Üzerine yaptığınız masrafı ekleyerek fiyatı çıkarabilirsiniz. E, fiyat tabii ki bunlar şu anda 2022 yılının fiyatları ama e, fiyat konusunda arkadaşlar e, bugünkü bu videom yayınlandıktan daha sonra fiyatların değişebileceğini de aklınızdan çıkarmayın lütfen. E, şöyle bir yazmam var. Düz renk. Şöyle mor tonunda yazmamın zemini düz yazma. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu yazmamın kenarında ben böyle bir model hazırlamıştım. Bu modeli kendim kurmuştum. Şöyle sıklığını da size göstereyim. E, bu model arkadaşlar sarma bir model. Şöyle bakabilirsiniz. Ben iki renkle yaptım. Mor ve pembe yazmamın renklerine uygun olduğu için çiçekli yazmalarda daha farklı değişik renklerle de yapılabilir. Yazmamın kenarlarını her zaman iki zincirle tığlıyorum. yazmanın fiyatını belirleyen unsurlardan biri de tığlarken yazma delinmiş mi? Delikler, tığın girdiği yerler geniş geniş olmuş mu? Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü güzel bir görüntü vermiyor. Eğer düzgün yapılmamışsa şöyle göstereyim. Bu şekilde aralarda Böyle bir sıklıkla yaptım arkadaşlar ben. İki zincirle tığladığım ile ilgili YouTube'da videom var. 1098 Oya Hanım yazdığınızda ile ilgili videomu bulabilirsiniz. E, bu oyanın arkadaşlar emeğini 100 liraya yapabilirsiniz. E, elimdeki benim yazma 1 metrelik yazma 100 santimlik. E, bu yazmaya bu modeli dediğim gibi sarma bir model. Muntazam düşürmesi zor bir model. Emeğini 100 liradan yapabilirsiniz. Üstüne de ettiğiniz masrafı ekleyin. Ya da malzemeler bazen karşı taraftan geliyor ona göre düşünebilirsiniz. E, bu yazmada arkadaşlar e, modeli beğendim. Ben denemek isterim derseniz videosu kanalımda var. Daha önce paylaşmıştım. E, bu oyayı yapmak isteyenler YouTube'un arama kısmına oyanım 1526 yazdıklarında bunun videosunu bulup izleyebilirler. E, aynen videodaki sayılarla yapıyorum. E, aynı muntazam şekilde siz de modeli tamamlayabilirsiniz. Ters yüzünü de göstereyim arkadaşlar. Hem ters yüzde hem düz yüzde çok güzel görüntüsü var. Kesinlikle hiçbir problem. E, Kullanırken hiçbir problem yaşamazsınız, kalıp gibi zaten. Ütüye de çok güzel geliyor. Böyle bir modelim var. Ben buna cenk yazma kullanmıştım. E, emeği 100 lira masrafında ona göre düşünebilirsiniz. Hemen. Sıradaki modelime geçeyim. Bundan önceki çektiğim e, biten oyaların videolarında karşınıza çıkmış olması çok yüksek ihtimal. Bu model benim en çok sipariş aldığım, en çok yaptığım, en çok sevdiğim modellerden biri. Hem kullanım olarak e, kullanımı çok rahat. Gerçekten ütüyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Hem de e, yapımı da çok keyifli. Ben özellikle çimen kısmının çok hızlı gittiğini düşünüyorum. E, böyle bir modelim var. Fıstıklı bir örnek. E, bu modelde yine iki zincirle tığlayarak yazmayı yaptım. Yazmam kısmı tipek e, polyester beyaz yazma şöyle bir markayı da göstereyim size polyester bir yazma olmasına rağmen ben kenarlarını delinmeden şöyle tığladım köşeye birer tane çiçek gelecek şekilde her köşede ayarladım biraz önceki yazmada da aynı şeyi yapmıştım e, bu şekilde Arkadaşlar bu modelde 90-100 lira emeğini düşünebilirsiniz e, üstündeki yazma ve e, kullandığınız diğer malzemeleri de ekleyerek üstüne fiyatı belirleyebilirsiniz dediğim gibi bu fiyatlar şu anda 2022 yılının fiyatları, Mayıs Haziran ayının fiyatları. Siz dilerseniz daha sonra tabii ki fiyatlar değişecektir. Kendi emeğinize kendinizde daha benden farklı bir değerde verebilirsiniz. Bu modeli yapmak isteyenler yine YouTube'da. Arama kısmına Oya'nın 1776 yazarlarsa bu modelin videosunu bulabilirler. Aynen videolarda anlattığım şekilde anlattığım sayılarla yapıyorum. Bu modelden herhalde ben 20 tane falan yapmışımdır. Çok yaptım ve çok da sevilen bir model. Bu şekildeydi bu modelimde. Fıstık oyası seven hanımlar için güzel bir model. Görenler genellikle zaten çok beğeniyorlar ve yap yapmak istiyorlar. Bu şekildeydi. Bu da ikinci yazmam. Şöyle yazmalarımı da göstereyim aynı zamanda. Bu da yine kısmeti pek marka. Polyester bir yazması var. Biraz önce gösterdiğim markayla aynı. Bunu da yine şöyle delmeden, delinmeden tığladım ben. Yazmanın, marka, e, yazmanın delinmeden tığlanmış olması da fiyatını etkiliyor demiştim. E, Bunu da arkadaşlar e, YouTube'da var videosu nasıl tığladığımla ilgili merak edenler Oya'nın 1098 yazarlarsa tığlama videomu bulabilirler. Bu modelde arkadaşlar biraz önce ilk gösterdiğim sarma modelin bir çeşidi. Bu model için de yine emeğinize 100 lira düşünebilirsiniz. Ben bu sıklıkta yaptım aralıklarını siz biraz daha yakın biraz daha uzak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu da yine kalıp gibi oluyor. Kesinlikle size ütüyle ilgili bir problem çıkarmayacaktır. Bu modelim de bu şekildeydi. 3 tane yazma göstermiş olduk. Bir tanesi cenk yazmaydı. Diğer ikisi kısmet ipek yazmaydı. Şimdi sırada yine bir cenk yazma var. Bunun markayı içe katlamışım. Şuradan markayı size göstereyim. Zaten cenk yazmayı takip edenler de senden zaten tanımışlardır diye düşünüyorum. Ee, bunu da arkadaşlar şöyle oyamı da göstereceğim. Hem sarma model hem de böyle bu kadar kullanışlı bir model olamaz. Yani hem e, iri bir model hem de e, ilk yapıp ütüledikten sonra özellikle ilk ütüsünü düzgün yaparsanız hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceğiniz bir oya. E, günlük bile kullanabilirsiniz. İri bir model ama hiçbir problem çıkarmıyor. Benim de böyle günlük kullandığım bir tane kahverengi yazmanın kenarında vardı. E, çok rahat kullanabilirsiniz. Bu modeli yapmak isteyenler YouTube'da Oya'nın 1407 yazdıklarında aynen bu modeli görebilirler. Farklı renkte bir yazmanın kenarına yapmıştım o videoda da Aralıklarını şu şekilde bıraktım, şöyle göstereyim. Dilerseniz daha yakın, daha uzak ayarlanabilir. Her köşeye yine birer tane motif gelmesine şöyle dikkat ettim. Üç tanesine sarı birine yeşil gelmiş bu yazma için. Bu şekilde yaptım arkadaşlar şekildeydi. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Bu yazma Cenk marka. Cenk yazma zaten genellikle düzgün tığlanıyor. Problem çıkaran bir yazma değil. E, bu yazmanın emeğini arkadaşlar 110-120 lira diyebilirsiniz. Çiçekleri hem sık hem de e, çiçeklerde baya bir emek var. Onu e, çimeni bile öyle aslında onu göz ardı etmeyin sonra üstüne istediğiniz masrafı ekleyebilirsiniz modellerinizi oyalarınızı ucuza yapmayın böyle çok komik rakamlar özellikle instagramda ta, Teklif edenler oluyor. Ben onları kabul etmiyorum. Bence siz de kabul etmeyin. Elinizde dursun. Zaten o yazma sahibini bekliyor. Eninde sonunda sahibini buluyor diye düşünüyorum. Bu şekilde bir modelim vardı. Gerçekten çok sevdiğim. Bu da yine çok yaptığım yazma modellerinden bir tanesi. En az 10 tane 15 tane falan bundan yapmışımdır değişik renklerle yaptım Kanalımda da bir kısmını paylaştım biten oyalarım kısmında ee, bazen böyle videosunu bittikten sonra çekemeden sahibine ulaştırmak gerekiyor ee, bu şekilde ulaş e, sahibine göstermeden önce paylaşabildiklerimi kanalında bulabilirsiniz bu dördüncü yazmamda Cenk marka bu elimdeki yazmam bunu da mı içe katlamışım ee, Berivan marka olması lazım diye bakacağım evet Berivan marka şöyle dışarıya çevirelim bu modeli herhalde yani beğenmeyen sevmeyen yoktur şöyle göstereyim Arkadaşlar hem çok güzel hem çok zarif fıstık oyası fıstık oyası sevenler zaten modeli beğenecekler diye düşünüyorum yapımı da çok kolay ee, bu modeli yapmak isteyenler YouTube'da Oya'nın 1526 yazarsanız eğer bu modelin yapım videosunu bulabilirsiniz yine ben bu yazmamı da iki zincirle tığlamıştım Berivan yazma polyester bilenler biliyor ee, İki zincirle tığladım. Tığlarken polyester olmasına rağmen hiç delinmedi. Yine her köşeye birer tane model gelmesine dikkat ettim. Burada tüm köşelere bordo gelmiş. Çok güzel bir uyum denk gelmiş. Bu şekildeydi. Mesela şurada tam köşeye bir model gelmesi için şöyle ikisini birbirine birazcık yakın yapmışım en son. E, bu şekildeydi yazmamın içindeki renklere göre yapıyorum genellikle e, hepsinin yapılış videoları kanalımda var e, öyle söyleyeyim e, videoyu bitirirken şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ben e, şu anda sipariş almıyorum bunlar benim kendi zevkime göre yaptığım ve kendimce fiyatını düşündüğüm yazmalarım sizde e, bizim burada daha ucuza yapılıyor biz daha pahalıya yapıyoruz ya da az söylemişsin fazla söylemişsin gibi e, yorumlarda bulunan arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum şimdi her çevrenin bir alıcısı var e, ona göre herkes e, kendi çevresine göre biraz da fiyatları düşünebiliyor diye düşünüyorum. Benim bu yazmalarımı satın almak isteyenler Dolap uygulamasında o yanım sayfamı ziyaret etsinler. Orada zaman zaman Dolap uygulamasının verdiği kuponları da bu yazma alışverişlerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten ciddi indirimler sağlıyor. Bazen ben de dolaptan alışveriş yaparken o kuponlardan yararlanıyorum. Yazmalarım bu şekildeydi beğenmediğim modeli yapmıyorum bitirdiğim bir oyanın mutlaka videosu kanalımda daha önceden hazırlanmıştır ve vardır buna da dikkat ediyorum şöyle göstereyim arkadaşlar son yazmalarımı bu yazmalar içinde size göre olan hangisi diye sorarsanız eğer bana göre olan bence yazma. Hem rengi hem de modelinden dolayı. Ben bu sarma işini çok seviyorum. Bence çok güzel oluyor. Hem kullanım olarak çok rahat oluyor. Hem de yaparken böyle kalıp gibi çıkıyor elinizden ütülemeseniz bile. Bunu, e, bu nedenle çok beğenerek e, yaptığım modellerden. Şimdiden yapacak olanlara, kullanacak olanlara, sipariş yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. E, Hepsinin videosu kanalımda var. Şöyle göstereyim tekrar. Kanalımı takip ederseniz her gün abone olursanız bunları zaman zaman sıra sıra daha güzellerini daha yenilerini paylaşıyorum. Ee, takip ederseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Şimdi, şimdiden herkese kolay gelsin.